Herkese selamünaleyküm. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Elhamdülillah gayet bizler de iyiyiz. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Pazara gidiyoruz. Biliyorsunuz çocuklara biz düğün için, kına gecesi için bir de düğün için kıyafet bakacağız. Bir de kendime de bakacağım. Hatta geldik bile şu anda dükkana. Burada yine böyle bir sürü tabak setleri, ondan sonra ne bileyim bir sürü şeyler var burada. Yani çiçekler, aynalar, ne bileyim bardak setleri. Orada da çaydanlık seti vardı. Yukarıda da bir sürü böyle kocaman kocaman şeyler var. Ben çok da fazla bilmiyorum aslında bunları nasıl kullanıyorlar. Orada da yine çantalar, ondan sonra cıma. Orada da böyle kıyafetler, değişik değişik şeyler var. Burada da yine böyle lambalar falan filan. Bu da böyle damat şapkası. Burada evlenen çocuğa böyle şapka takıyorlar. Değişik bir şey. Burasını biraz size göstermek istiyorum, dükkanı. Şöyle. Şimdi biz diğer dükkana geldik. Buradan çocukların kıyafetlerine bakıyoruz. Ben elbise baktım. Daha doğrusu ben elbise almak istiyordum ama maalesef burada biraz havalar değişikmiş. Yani bunu bilmiyordum ben. Bu da yine böyle bardak. Bundan süt içiriliyor gel damada. Bizde kahve içiriyorlar, burada süt içiriyorlar baştan, bunu da söyleyeyim. Burada da dışarıda yine böyle tost makinesi, termos, ondan sonracıma farklı farklı makineler de var. Onun dışında ben ne diyordum size? Ben aslında elbise almak istiyordum böyle. Ama şöyle bir şey oldu. Havalar bayağı bir değişik. O yüzden düşündüm ki ben de çocuklara böyle şey alayım. Pantolon, bir de böyle uzun kollu şey alayım. Biraz daha böyle abiye tarzı. Ondan sonra İşte onu alacağım. Yani bunlara baktım ama beğenmedim maalesef. Çünkü havalar soğuk. Hatta şimdi bir dükkana daha geldik. Buradan bakıyorum. Ama bunların rengini çok da fazla beğenmedim ben. Yani bunlar böyle ne bileyim çok açık renk. Biraz daha böyle güzel bir renk olsa daha iyi. Şimdi diğer dükkana gidiyoruz. Diğer dükkandan bakacağız. Burada pazarlar bu şekilde oluyor bu arada. Böyle bir göstereyim size pazarı, görün sizde. Orada da yine böyle bir şey satıyorlar. Bilmiyorum ne satıyorlar ama böyle. Sanırsam yoğurt gibi bir şey. Bu şeyler gördünüz. Bunların içine sanırsam su koyuyorlar. Bu kocaman kocaman pembe, bir de yeşil olan. Bunların içine sanırsam su koyuyorlar. Burada da odunlar var. Odun mu ne satıyorlar? Şu karşınızda gördüğünüz parıldayan şeyler, bunların içinde böyle yorgan, yastık, istediğiniz her şeyi saklayabilirsiniz. Yani burada köylerde bu şekilde kullanılıyor. Hatta şehirlerde de kullanılıyor. Burada da kuru meyveci var. Yine un satıyorlar. Ondan sonra bu da böyle pişi gibi böyle börek satıyorlar. Bunları kızartıp hamurunu içine patates veya sebze falan koyup satıyorlar. Çok da lezzetli oluyor. Ben de çok çok severek yiyorum. Burada yine böyle kuru yemişçi böyle tezgahı var. Yine böyle gidiyoruz. Bir şu şeyler var. Burada da kadın kıyafetleri asılı. Bunları alıp istediğiniz gibi böyle diktirebilirsiniz. Daha önce de her videoda söylüyorum. Pazara gittiğimde. Burada bayağı bir bu arada ucuz hem de kaliteli kumaş bulunuyor. Bu köy aslında bu şekilde yani. Bunlar da işte görüyorsunuz okuldan tatil oldu. Herkes evine gidiyor. Aslında biz biraz daha erken gelmek istedik ama yorgun olduğumuz için maalesef gelemedik erken. Erken gelseydik erken eve giderdik. Öyle düşündük. Çünkü akşamları şey de oluyor burada, evlenmeden önce her akşam böyle şarkı açıp toplanıyorlar, dans yapıyorlar, eğleniyorlar, bunu kutluyorlar. Bir de tatlı gibi bir şey yediriyorlar çayla beraber. İnşallah bizler de gideceğiz oraya. Bunu böyle 15 gün önce falan da yapanlar var. Bir hafta önce de yapanlar var. Gerçekten de çok çok güzel oluyor. Yani böyle her gün hazırlanıp makyajınızı yapıp bizi böyle dans yapanları izliyorsunuz. Hem de böyle eğleniyorsunuz. Evet, şu anda gidiyoruz dükkana. Bunlar da böyle uniform satıyorlar. Evet, bunlar da yine keskin aletler. Yine çocukların terlikleri falan filan. Bizim pazarlara çok da fazla benzemiyor yani, değişik. Gayet de değişik pazarlar. Evet, orada da böyle gördüğünüz gibi havluları asmışlar. Şimdi biz diğer dükkana geldik. Burada da böyle şey, gördüğünüz gibi pantolonla böyle gömlek, bir de böyle kazak şekli var. Şu anda bakıyoruz. İnşallah çabuk beğeniriz, çabuk alıp gideriz. Abdullah da bakıyor kendine.
Burada bu raflarda hepsi dolu. Bu da böyle papyonlu takım, kız takımı. Ben çok beğendim bunu. Gerçekten de çok güzel olmuş. Şimdi size bir tane daha göstereceğim. Böyle beyaz böyle elbise. Evet bakın görün. Bunlar da ten rengi. Bakın bunlar da büyükler için böyle dikilmiş hazır. Şimdi bu dükkanda şeyler de var. Böyle bilezikler de var. Saat de var. Ondan sonracığıma. Küpeler de var. Çocuk bilezikleri de var. Bu saati gerçekten de çok beğendim. Orada hani böyle golden renk var ya. Onu beğendim gerçekten. Burada yine taraklar, ne bileyim, ıslak mendil, ondan sonracığıma her şey var. Şimdi bu Froza'nınki pembe. Bu Fatma'nınki. Bu da Muhammed Emre'ninki. Çok zor beğendik ama alabildik, şükürler olsun. Beğendik yani. Biraz fiyatları uçuk desem doğru olur. Çünkü çok kaliteli olduğu için, butikten olduğu için hepsi, o yüzden biraz fazla para verdik. Şimdi ben böyle şeye geldim, bilezikçiye. Çocuklara bilezik alacağım. Şöyle bir sürü var, bir sürü istediğiniz her şeyden rengarenk. Yine böyle önümde olanları sizlere göstermeye çalışıyorum. Gelinler için de var. Onlar biraz daha böyle şatafatlı. Çok fazla. Durun, hatta sizlere göstermeye çalışacağım. Yukarıda bir yerde vardı, şimdi bir göstereyim size. Bakın şu kırmızılar böyle, hani böyle küçük altın asılı gibi. Ama aslında onlar şey, bilezik tarzı. Onlar daha çok gelinler giyiyorlar. Ben de aldım burada poşette. Giyince çocuklar görürsünüz. 12'li alıyorlar. Biz de aldık. Onun dışında böyle şeye geldik, ayakkabıcıya. Ayakkabı bakıyorum kendime. Çocuklara da bakacağım. Numarasını biraz zor buluyorum aslında ben kendiminkini, ama bulmaya çalışacağım bugün. Çünkü benim ayağım biraz büyük numara. Bakın böyle çok şatafatlı böyle terlikler var, ayakkabılar, topuklu ayakkabılar, babetler, bir sürü şeyler var burada. Yine sandaletler. Durun şimdi size göstereceğim. Aldım bile ben. Biraz çabuk çabuk geçiyorum. Çünkü pazarda olduğumuz için çok fazla video çekemiyorum. O yüzden çabuk çabuk alıp hemen size göstermeyi düşünüyorum. Ben bunu aldım. Bence beğendim. Sizler de beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bir dükkana daha geldik. Burada benim bir kıyafetim var. Bu kına gecesi kıyafetim. Bu defa kendime kına gecesi kıyafeti bakmayacağım. Onun yerine şey alacağım. Şal bunun yanında. Uygun şal alacağım. Buna benzeyen. Abimiz oradan çıkarıyor ama bununla hiç benzemiyor. Hiçbir alakası yok. Şu anda beğenmedim ben. Bilmiyorum ne yapacağım. İnşallah bulunur. Çünkü öteki bunun vardı ya hani, o benim hiç böyle kafamda durmuyor. Çok böyle düşüyor. O yüzden ben de evet, şu anda bu eve bakın. Bu benim kayınvalidemin evi. Çok zaman burada yaşamış bu arada. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bizler de eve gidiyoruz. Bayağı bir yorulduk. İnşallah eve gidince sizlerle tekrardan görüşeceğiz. Evet, şu anda biz evimize geldik. Soluklandık. Ondan sonra üstümüzü falan değiştirdik tekrardan. Bugün hava bayağı bir güzeldi. O yüzden böyle bayağı bir terlemişiz. Çocukların üstlerini de değiştirdim. Bu arada çok da güzel şeyler aldık. Terlik, ondan sonra böyle babet şekli, ondan sonra çocuklara kıyafet, kendime de kıyafet falan aldım. Umarım sizler de bizim videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımız da gelecek. Onları da izleyin lütfen. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.